Şöyle söyleyeyim, her şeyden evvel yani Giresun'a gelmek, daha evvel de gelmiştik, rakip olmuştuk bayağı böyle senelerce. Şöyle söyleyeyim, ben severek, isteyerek geldim. Hakikaten bu enerjiyi zaten başkanla görüştükten sonra da aldım. Bir de takımı da biliyorum, takımı da izlemiştim daha evvel, öyle fırsatım da oldu. Hatta canlı da izlemiştim İstanbul'da. Şöyle söyleyeyim, tabii ki dışarıdan kolay gözükmeyen bir durum var burada ortada. Ancak takımın potansiyeli, takımın doğrularını yaparak burada biz kesinlikle Giresunspor'umuzu ligde bırakmak istiyoruz ve bırakacağız Allah'ın izniyle. Tabii ki baktığınız zaman buna inanıyoruz. Futbolcularıma da aynı şekilde bunu söyledim. İşte biz inanacağız. Ancak inancı da doldurmanız gerekiyor tabii. Nasıl dolduracaksınız? İşte çalışmakla, doğruları yapmakla, taktiksel açısından analizi yaptıktan sonra nerede hatalarımız var onları düzeltmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki şehire ihtiyacımız var. Burada taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onların desteğe ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim. Belirli bir puanla aldığınız zaman 9 puan aldığınızda tabii ki 4 müsabakadan 2 tane müsabaka biliyorsunuz oynanmayacak müsabakalar 6 puan olarak baktığınızda burada. Bu hesaplar üzerine kurduğunuzda bu bize yetecektir diye düşünüyorum. Biz tamamen tabii mücadelemizi bunun üzerine koyuyoruz ve şöyle söyleyelim. Şu anda Fenerbahçe müsabakasına tamamen odaklandık. Bizim yapabileceğimiz Fenerbahçe maçı. Yani Fenerbahçe müsabakasında alacağımız burada 3 puan, puanla çok çok önemli. Tabii desteğe de ihtiyacımız var dediğimiz gibi. Burada Giresun taraftarlarına da bir çağrı yapmak istiyorum. Gelsinler bizi desteklesinler. Futbolcular elinden gelen her şeyini yapacaktır. Ona kesinlikle emin olabilirler. Dediğim gibi doğruları yaparak burada bunu da başarmak istiyoruz. Ve başaracağımıza da inanıyorum. Şurada da şunu söyleyelim. Tabii geçmiş baktığınız zaman Hakan Hoca da burada gerçekten çok iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Hakikaten çok önemli bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz burada. Biz de şu anda takımımızı dediğimiz gibi elimizden gelip ne olursa olsun futbolcular burada tabii ki şöyle ön plana çıkması gerek. Aktörler onlar. Onların elinde eylemi onlar gerçekleştirecek. Biz onlara yardımcı olacağız ekibimizle birlikte ama sonuçta onlar burada ne yapacaklar? İşte ön plana çıkacaklar. Özellikle tabii tecrübeli arkadaşlarımız burada sorumluluk alacak ve sahada bunu gösterecek. Ondan sonra bakacağız.